Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir taktik paylaşacağım. Çok gol attıran taktik. Bu taktiği her türlü dizilişe karşı evde, deplasmanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ki rakipten kadro değeri olarak üstünseniz her türlü kullanın. İçeride, deplasmanda fark etmiyor, her türlü dizilişe karşı etkili. Burada 7-0 yemişim, 6-0 yemişim, 7-0, 6-0, 4-0, 5-0, 5, 7, 5, 8. Bunlar da hepsinde bu taktiği kullandım arkadaşlar. Hemen size taktiği kısaca anlatacağım. Diziliş 4-3-3-A veya 4-3-3-B de kullanabilirsiniz. Burada eğer ki defansif orta sahanız varsa onu koyup 4-3-3-B olarak da yapabilirsiniz. İkisinde de bu taktik işliyor. Taktik kısmına geldiğimiz zaman ya şunu da belirteyim arkadaşlar. Videoları kısa çekiyorum. Ya bu videonun içinde her şeyi anlatmış oluyorum. Yani size soru sorma şeyi de kalmıyor. Bir zahmet hepsini seyredin. Her şey içeride. Videonun içinde zaten kısa videolar. Oyun stili kanatları kullan. Alan markajı. Offside tuzağı hayır. Mücadele hakeme göre belirliyorum. Forvet sadece hücum. Orta saha pozisyonu koru. Defans geride kal. Baskı 56. Stil 63. Tempo 83. Uzmanlara geldiğimiz zaman uzmanlar orta sahanın en yaşlısı. Burada 26 yaş ve üzeri dost seçmeyin ama defansif orta saha seçmeyin kesinlikle. Diğer hangisi olursa olsun seçsin orta sahanın en yaşlısı. Forvet penaltı en iyi ikinci forvet. Serbest vuruş en iyi forvet. Kornerde her zaman dediğim gibi orta sahanızda sol kanat veya sağ kanat varsa onlara verin. Yani hemen size göstereyim mesela. Kendi kadromdan mesela şuna bakalım. Tosin 24 maçta 6 gol 16 asist. Yani kornerden çok asist yapıyor. Diğer bir oyuncu ise 10 maçta 4 gol 4 asist. Ki bunlar da çoğu maçta zaten değişimini oynuyorum. Taktik bu kadar arkadaşlar. Başka paylaşacağım bir şey yok. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın inşallah.